SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 12 Temmuz 2024 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in mağbundaki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Vurunceri Voyvoran kalkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborcu ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Yavuz Oğan'la Türkiye gündemine bakacağız. İki sene evvel Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına baktığınızda Esat için kullandığı en hafif tabirlerden birisi katildi. Programın ikinci yarısında Naydok haftası kapsamında hazırladığımız bazı içerikler olacak. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız haber bülteniyle devam ediyor. Biri ordu mensubu Rus doğumlu iki Avustralya vatandaşı casuslukla suçlandı. Tüm gözler Ukrayna Cumhurbaşkanı'na Başkan Putin diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden üstünde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin'de barış olmadan İsrail'in NATO ile işbirliği girişimlerine izin verilmeyeceğini söyledi. <Sessizlik> Avustralya Silahlı Kuvvetleri mensubu casuslukla suçlandı. 40 yaşındaki kadın er, ve 62 yaşındaki işçi eşinin dün Brisbane'de tutuklandığı belirtiliyor. İkisinin de Rus doğumlu Avustralya vatandaşı olduğu bildirildi. Avustralya Federal Polisi çifti Rusya için hassas bilgiler edinmeye çalışmakla suçluyor. Askerlikten izinliyken kadının izinsiz bir şekilde Rusya'ya gittiği ve adamın da kadının iş hesabına giriş yaptığı bildiriliyor. Federal Polis Başkanı Reese Kershaw, konu hakkında açıklama yaptı. This Suçlamalara konu olan şüpheli eylemlerin önlendiğini belirten Kershaw, henüz bir sızıntı tespit edilmediğini söyledi. Avustralya kamuoyuna söylemek isterim ki casusluk zararsız bir suç değil ve sürekli artıyor. Avustralya'nın egemenliğini, güvenliğini ve hayat biçimini etkileyecek kapasitede. Bu gizlice veya ortalıkta olabilecek bir şey ve tüm Avustralyalılardan istediğim şey şu. Eğer şüpheli bir şey görürseniz 1800-123-400'ü aramanız diyor. Filipinler'de polis Avustralyalı bir çift ve Filipinli yakınlarının ölümünü soruşturuyor. Lüks bir otelde bulunan çift ve yakınının ölümü cinayet olarak soruşturuluyor. Kurbanların telefonlarının alınmadığı belirtiliyor. Kurbanların elilerinde bir Avustralyalı adam, Filipin doğumlu eşi ve eşinin akrabası olduğu belirtildi. Cinayetin olduğu Tagaytay Belediye Başkanı Abraham Tolentino kurbanların ailelerine özür diledi. We will try our very best to resolve this early. Bunu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Avustralyalı dostlarımızdan özür dileriz diyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden NATO zirvesinde Ukrayna için açıkladığı yeni yardım paketini sunarken yanlışlıkla Ukrayna liderine Başkan Putin diye hitap etti. 225 milyon dolarlık yeni paket Rus hava saldırılarına yönelik Patriot sistemlerinde içeriyor. Paketin içinde ayrıca Stinger hava savunma füzeleri ve mühimmat da var yardım paketini açıkladıktan sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'yi basına sunarken Başkan Putin de daha ancak sonra hemen düzeltti. And now I want to hand it over to the president of Ukraine who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's got beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, ve <laughs> e şimdi sözü Ukrayna Cumhurbaşkanı'na devretmek istiyorum. Hem kararlı hem cesur. Başkan Putin. Başkan Putin, sen Putin'i yeneceksin. Başkan Zelenski, Putin'i yenmeye o kadar odaklandım ki, Sayın Başkan, sen çok daha iyisin diyor. Bu arada başkanlık yarışından çekilmesi için kendi partisinden artan miktarda baskı altında olan Biden, basın toplantısında çekilmeyeceğini yineledi. Basın toplantısında ayrıca yardımcısı Kamala Harris'e de yanlışlıkla başkan yardımcısı Trump dedi. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısına yönelik soruşturmasında Kibbutz Beri'nin savunmasında hataları olduğunu itiraf etti. Kibbutz Beri'de yüzden fazla insan öldürülmüş, 32'si kaçırılmıştı. Kaçırılanlardan 11'i hala Gazze'de. Rapora göre İsrail ordusu Hamas saldırısına karşı hazırlıksız yakalandı. Bölgede yeterince askeri güç yoktu. İletişim ağında sorunları oluştu ve tepkide koordinasyon eksikliği olduğu belirtiliyor. Ancak rehinelerle dolu bir eve yapılan tank saldırısında sorumluluğu ordu üstlenmedi. Savunma Bakanı Yov Galant, Hamas saldırısı ile ilgili kendisini ve Başbakan Benjamin Netanyahu'nun da sorumluluklarının soruşturulmasını istiyor. <laughs> We require a probe. The national level. Soruşturma, savunma bakanı olarak beni ve başbakanı da dahil etmeli. Genelkurmay başkanı ve İç İstihbarat Şimbet'in başkanı da dahil edilmeli, diyor. Rapor, Kibutsu Beri sakinlerine sunuldu. Çoğu hala bölge dışında yaşıyor. Başbakan Anthony Albanese'nin bugün Tuvalu Başbakanı Feleti Teo ile Brisbane'da bir araya gelmesi bekleniyor. Kasım'da iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla Avustralya Tuvalu'ya savunma garantileri vermişti. Bugünkü toplantıda anlaşmanın kapsamının genişletilmesi bekleniyor. Yüzlerce Tuvalu adası sakinine özel vizeler verilmesi de gündemde. Küresel ısınma yüzünden her yıl adanın bir kısmı sular altında kalıyor. Melbourne'un batısında çarşamba günü başlayan yangının bölge halkı üzerinde uzun dönemli sağlık sorunları yaratabileceği belirtiliyor. Kimyasal fabrikasında zehirli kimyasalların su yollarına karışmış olabileceği belirtildi. Derimut'taki fabrikada yangın sırasında kimyasal dolu variller patlayıp havaya sıçramıştı. Kimsenin yaralanmadığı yangında 180 itfaiyeci son 5 yılın en büyük endüstriyel yangınını kontrol altına almaya çalışmıştı. Çatının ve duvarların yıkılmış olması bazı sıcak noktalara erişimi engelliyor. İtfaiyecilerin yangını tamamen söndürmek için molozların kaldırılmasını beklediği belirtiliyor. Dün Sydney'in güneybatısındaki Liverpool bölgesinde polisten kaçan bir kişinin üstünde bir tabanca, mühimmat ve metamfetamin bulundu. Polis kişinin polise mukavemet gösterdiğini ve aracının aranması sırasında iki bıçak ve esrar bulunduğunu açıkladı kişinin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Türkiye haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO liderler zirvesinde konuştu. Netanyahu yönetiminin bölgenin barışını tehlikeye attığını söyleyen Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında NATO'nun taraf olmaması gerektiğini belirtti. Kritik bir dönemde tarihi bir zirveyi daha başarıyla neticelendirdik. Başkan Biden'ın şahsında Amerikan makamlarına misafirperverlikleri için müteşekkiriz. İsrail, Filistin meselesine kalıcı çözüm getirmeden küresel barış ve istikrardan bahsedilemeyeceğinin altını çizdi. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. Ülkemizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğinin tam olduğunun altını çizdim. Aynı zamanda diplomasinin dışlanmaması gerektiğini, müzakerelerin teslim olmak anlamına gelmediğini vurguladım. NATO'nun Ukrayna'daki savaşın tarafı haline getirilmesine asla geçit verilmemesi gerektiğine dair görüşlerimi burada açık yüreklilikle paylaştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi kapsamında Ukrayna lideri Zelenski ile de görüştü ve ara buluculuk teklifini yineledi. Erdoğan basın toplantısında ayrıca Suriye lideri Beşar Esad'a yaptığı çağrıyı hatırlattı. Özellikle Sayın Esed'e ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım çağrımı İki hafta önce yaptım ve bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ajet'te ailesi için başka yolcular indirildi iddialarına yanıt vererek... Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum açıklaması yaptı. Gazeteci Fatih Altaylı son dönemde rötarlar nedeniyle eleştirilen Türk Hava Yolları'nın yeni markası Ayet'in bir bakanın ailesi için uçaktaki başka yolcuların biletlerini son anda iptal ettiğini yazmıştı. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclise verdiği Madımak ve Başbağlar katliamlarının faillerinin tespit edilerek Toplumsal adaleti sağlayacak süreçlerin başlatılması için verdiği grup önerisi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Sen tanrı mısın tarikat lideri mi?" sözlerine "Serseri mayın gibisin, dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Gün olur" ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana. Sana verdiğim emeklere diyerek tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinin yetkili kurullarda değerlendirileceğini açıkladı. Döviz piyasasına bakacak olursak 1 Avustralya doları 22 Türk lirası 30 kuruştan 68 Amerikan centinden ve 62 euro cent'ten işlem görüyor. Sporda Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçının 3 Ağustos saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklandı. Hava durumuna bakacak olursak Perth parçalı bulutlu 18, Adelaide yağmur artıyor 15, Melbourne yağmurlu 15, Hobart yağmurlu 14, Canberra bulutlu 12, Wollongong parçalı bulutlu 18, Sydney parçalı bulutlu 19, Newcastle parçalı bulutlu 20, Brisbane güneşli 24, Keynes parçalı bulutlu 27 ve Darwin güneşli 32 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bizi ayrıca cep telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. İyi günler. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Harry Bey bir mesaj atmış. TRT World'u takip ettiğini söylüyor. Erdoğan Türkiye'sinin en güçlü ikinci NATO ordusuna sahip olduğu ve NATO basın toplantısında haber bülteninde bahsetmiştik. Ee, NATO ve İsrail arasında askeri işbirliğine karşı veto hakkını kullanacağını söylüyor. Harry Bey Erdoğan'ı tebrik ediyor ve gerçek siyasi gücünü barış için kullandığını söylüyor. Evet sayın dinleyiciler yayınımıza devam ediyoruz. Yavuz Oğan'la Türkiye gündemini inceliyoruz. Yeni bir Türkiye gündem programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye lideri Başar Esad'la görüşme isteği kabul edildi deniyor. Daha öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'a yönelik sıcak ifadeler kullanmıştı. Türkiye siyasetinde bir anda herkes Esad'ın kapısını çalmaya başladı gibi görünüyor. Neden? Ülkenin en önemli gündem maddesi mülteciler mi? Aslında muhalefetin tutumunda bir değişiklik yok. Çünkü ezelden beri Cumhuriyet Halk Partisi daha önce Kılıçdaroğlu da aynı şekilde Esad'la hükümetin diyalog halinde olması gerektiğini söylüyordu. Yani bu diyalog kurulsun, mültecilerin dönüşüyle ilgili süreç ancak böyle kolaylaşabilir. Bu yönde baskılar yapıyordu iktidara ama iktidarın pozisyonu bugünkünden son derece farklıydı. Taban tabana tersti. O gün Esat'la görüşelim diyenleri hain ilan ediyordu. Halkını öldüren bir siyasetçiyle görüşmeyi nasıl teklif edersiniz diye onlara çıkışılıyordu. Ama şimdi durum bambaşka bir noktaya geldi. Dediğim gibi CHP'nin tavrında bir değişiklik yok. Geçmişte de bunu söylüyordu. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu Esat'la yapacağı görüşmenin Erdoğan tarafından engellendiğini söylemişti. Özgür Özel Suriye'ye gidebilirse gitmek istediğini ve Esat'la görüşmek istediğini daha önce deklare etmişti. Orada bir takım girişimler var. O girişimler sonucunda belli bir noktaya taşındı. Henüz daha Özgür Özel'in ne zaman Suriye'ye gideceği, ne zaman Esad'la bir araya geleceği konusunda bir netlik yok. Ancak anlaşılan o ki Esad rejimi de artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Şam'a gelişiyle ilgili olarak olaya olumlu yaklaşıyor, teklife olumlu yaklaşıyor. Bunu anlıyoruz. Diğer taraftan hükümet açısından bakıldığında en son açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya Türkiye'ye gelsin, ya üçüncü bir ülkede görüşelim ama eski kırgınlıkları ortadan kaldıralım biçiminde. E dediğim gibi bunlar iki sene evvel Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına baktığınızda Esat için kullandığı en hafif tabirlerden birisi katildi. Ve e şimdi geldiği noktada da anlaşılan o ki mültecilerle ilgili sorun elbette Türkiye'de önemli bir sorun. Mülteciler konusunda toplumun hassasiyeti haydi yüksek. Bu meselenin bir şekilde çözülmesi gerektiğine inanıyor elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Ama işin bir de başka bir boyutu var. O da PYD'nin Suriye topraklarında güçlenmesi Amerika'nın desteğiyle. Anlaşılan o ki Ankara eğer Esad'la iletişim kurmazsa, Esad'la bir işbirliği yapmazsa bölgede ki yakın zamanda seçimlerle ilgili bir karar almıştı, ertelendi PYD. Bölgede etkinliğini yitireceğinden endişe ediyor ve Esad'ın yeniden o bölgelerde etkin olmasını istiyor ve e, bu da Ankara'nın Esad yönetimine bakışını değiştirdi. Bir üçüncü noktayı daha söylemek lazım. Yola çıktığında, bundan 11 yıl evvel Türkiye, halk demokrasi istiyor, biz de demokrasi isteyenlere destek veriyoruz demişti. Ve e, Cumhuriyet tarihi boyunca e, uygulanan dış politikanın tersine ki o dış politikanın temeli yurtta suç, sulh, cihanda diyor ve komşuların iç işlerine karışmamak üzerine prensipleri olan bir dış politikaydı. Suriye'nin iç işlerine karıştığı ve orada aslında bir Suriye Baharı'nın gerçekleşmesi, Esad'ın devrilmesi ve Suriye'de farklı grupların da içinde olacağı yeni bir anayasayla yeni bir yönetimin oluşması konusunda umutları vardı. Suriye Arabistan, Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'deki muhaliflerin desteklenmesi konusunda bir arada hareket ediyordu Türkiye ile birlikte. Gaziantep'te e, oluşturulan bir takım merkezler söz konusuydu. Ama yavaş yavaş o ittifak dağıldı. Yani Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri o ittifaktan çekildiler. Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde. Ve Türkiye Suriye'deki muhaliflerle baş başa kaldı. İdlib'de milyonlar var. HTŞ'nin etkinliği devam ediyor. Uluslararası camia HTŞ'yi bir terör örgütü olarak görüyor. Oranın ne olacağı belli değil. E, i̇şin diğer tarafında PYD'nin etkinliği söz konusu. Yakında seçim yapmayı düşünüyor. Türkiye şiddetle buna karşı çıkıyor. Bir de tabii Türkiye'nin içinde bulunan hükümetin deyimiyle 4 milyon ama sayıları 5 milyon, 6 milyon, 10 milyona kadar ifade ediliyor. E, Suriyeli sığınmacılar var. Böyle bir çıkmaz içerisinde tek bir çıkar yolun geçmişte her an devrilebileceği düşünen Esad'la diyalogdan geçtiğini anladığı görünüyor hükümetin. Ve bir an önce de bu meselenin çözülmesi için Esad'la görüşme peşinde Ankara. Hatta Putin'i de devreye sokmuş durumda. Neticede sonun başına dönersek muhalefetin tavrında ve yaklaşımında bir değişiklik yok. Ama iktidarın politikalarında 180 derecelik bir farklılık söz konusu. Yavuz Bey, enflasyonla mücadelede süreç nasıl ilerliyor. Halk ne durumda? Ekonomi bir numaralı gündem Türkiye'de çok uzun zamandır. Gerçekten bütün uzmanlar aynı şeyi söylüyorlar. E, i̇şçi sendikaları, sivil toplum örgütleri, ekonomi uzmanları. Türkiye böyle bir dönem yaşamadı. Yani hayat pahalılığının bu kadar arttığı, insanların bu kadar fakirleştiği, hayat standartlarının her ölçü için e, çok geriye doğru gittiği büyük bir kesim için değil mi? Çünkü... %1'lik, %2'lik bir kesim için bu aynı zamanda bir kazanç kapısı haline de geldi. Böyle bir dönem yaşanmadı. Özellikle sabit gelirliler büyük alım sıkıntısı yaşıyorlar şu anda, geçim sıkıntısı yaşıyorlar. bunun nedeni de uygulanan politikalar. Mesela TÜSİAD Başkanı çok açık bir şekilde Mehmet Şimşek'in de katıldığı bir toplantıda Türkiye son 10 yılını kaybetti ifadelerini kullandı. Uygulanan yanlış politikalar neticesinde eğer o yanlış politikalar uygulanmasaydı bugün biz bambaşka şeyler konuşuyorduk dedi TÜSİAD Başkanı. Emeklilerin, işçilerin, çalışanların, memurların tamamının yaşadığı geçim sıkıntısını e, bu uygulanan, 10 yıldır uygulanan yanlış politikalara bağladı. Şimdi bundan dönülmeye çalışılıyor ama öyle bir fatura ödetiliyor ki topluma e, geçmişte uygulanan yanlış politikalardan bir takım insanlar fayda sağladılar. O faydalar e, göz önünde bulundurulmuyor. Geçmişte de bedel ödeyen e, toplum kesimlerinden yeniden bu faturayı üstlenmeleri isteniyor. Kimden? Dar gelirlerinden kimden? Asgari ücretten kimden? Memurdan kimden? Emekliden. Özellikle emeklilerin durumu gerçekten e, Cumhuriyet haline bakıldığında bu kadar kötü bir dönem yaşamamıştı. Bunu herkes kabul ediyor. İşte Temmuz ayı zam dönemi %25'lik bir enflasyon farkı alacak emekliler. Memurlar top sözleşme gibi %15. Asgari ücretler sıfır. Onlara herhangi bir zam yok %25'lik enflasyona rağmen. Emekliler en düşük emekli aylığı 10 bin lira olanlar ki onların bir bölümünün kök aylıkları daha düşük. Yaklaşık 2 milyon emekli hiç zam almayacak Temmuz'da. Bunun baskısını üzerinde hissediyor hükümet ve Mehmet Şimşek de yani İhale kanunu değiştirerek milyarlarca lirayı e, bu sistemden şey, vergi getirmeyi düşüneceğini ihale sistemini şeffaf hale getirerek milyonlarca lira, belki de milyarlarca lira tasarruf etme imkanına sahipken bu meseleye dahil olmaması eleştiriliyor Mehmet Şimşek'in. TÜİK gibi bir kurum yaptığı açıklamalarla her zaman zaten özellikle enflasyon açıklamalarıyla güvenini her ay geriye doğru götüren bir kurum ki başındaki bir basın toplantısı yaptı TÜİK Başkanı. Yaptığı açıklamalarla bu güvensizliği daha da ileri sürükledi. Mesela burada herhangi bir önlem almadığı için eleştiriliyor Mehmet Şimşek. Enflasyona ezdirmedik diyor halkı ama hangi enflasyona? TÜİK'in enflasyonuna. TÜİK'in enflasyonuna güvenen şu anda Türkiye'de gerçekten bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar Az durumda. Buna önlem almadığı için eleştiriyor. Sıfır vergilerin bulunduğu vergi cennetleri ülkelerine gönderilen paralardan vergi kesecek aslında yüzde %30 kanun gereği. Ama bunun için hükümetin o vergi cennetleri listesini açıklaması lazım. O liste 18 yıldır açıklanmıyor. Mehmet Şimşek'e soruluyor. Eğer para ihtiyacı varsa Türkiye'nin, eğer bütçenin para ihtiyacı varsa sağa sola vergi salacağınıza, çift vergi araba vergisi alacağınıza, Niye bu listeleri açıklayıp da parası olan vergi cennetlerine para gönderirken vergisini almıyorsunuz diye. Bu ve benzeri bir takım işte ne bileyim bir yap işlet devletler var. Zafer Havalimanı 60 milyon euroya mal olmuş. Şu ana kadar 75 milyon euro ödenmiş. Önümüzdeki bilmem kaç senede bilmem kaç yüz milyon euro ödenecek. Niye buna müdahale edilmiyor? İşlemeyen bir havaalanı her yıl %98 hedefinde sapma var boş duruyor havalimanı ve yapana sürekli hazine para ödüyor. Buna niye müdahale edilmiyor gibi sorularla muhatap. Ee, tek bildiği şeyin vergi salmak olduğu konusunda eleştiriler söz konusu. Peki işlettiği sistem enflasyona katkı sağlıyor mu? Evet ciddi bir yükseklik vardı geçen sene. Baz etkisiyle enflasyon biraz geriledi. Önümüzdeki ay da gelecek, sonraki ay da gerileyecek. Ama bitmeyecek yüzde 40 yıl sonunu bitirmeye çalışıyor Türkiye yüzde 40 demek yine dünya sıralamasında zirvedeki yerini koruyor anlamını taşıyacak zirvelerdeki birkaç ülke içinde yerini koruyor anlamını taşıyacak daha geriye düşebilir mi bu konuda tereddütler söz konusu çünkü fiyatlama alışkanlıkların tamamı bozulmuş durumda Türkiye'de Türkiye'nin verdiği rakamlara tam olarak e, inanmıyor insanlar. Bunu malını satan da inanmıyor, mal alan da inanmıyor, tasarruf edecek olan da inanmıyor. Oralarda önlem alınmadığı için ciddi bir güvensizlik söz konusu. Ve bu konuda adım atması talep ediliyor Mehmet Şimşek'ten. Şu ana kadar böyle bir adım atılmış da değil. Neticede kemerleri sıkması istenen kesim, uygulanan 10 yıldır uygulanan politikalar nedeniyle zaten fakirleşmiş olan kesim. Daha da fakirleşerek e, bu süreci atlatması ve buna inanması, destek vermesi isteniyor. E, bu o kadar çok kolay olacak gibi de görünmüyor. Mesela hiçbir araya gelmeyen Türkiye Şakiş Disk gibi ...üç dünya görüşleri bambaşka üç konfederasyon, işçi konfederasyonu bir araya geldi. Asgari ücret yüksek demek günahtır, ayıptır sözleriyle Mehmet Şimşek'i eleştirdi. Mutlaka bir artışa ihtiyaç olduğunu söylediler. Emekliler için, asgari ücretliler için. Eğer yapılmazsa ne olur? O zaman biz de kendi yapacaklarımızı sıralarız dediler. Henüz daha bir eylem listesi açıklamadılar ama herkesin bu meseleyle ilgili olarak Hazine Bakanı'ndan ve hükümetten beklentisi olduğunu söyleyelim. Olmazsa e, buradaki tabii mırıldanmalar, isyanlar, sızlanmalar daha da artacak ki zaten epeyce yüksek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce... Rus devlet başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Sonra NATO zirvesine katıldı. Bu iki zirveden de beklediğini aldı mı ve aslında ne bekleniyor? İki düşman arasında ince bir denge kurmaya mı çalışıyor Türkiye? Cumhurbaşkanı NATO zirvesine gitti. Bu NATO zirvesinde Biden'la ikili görüşme yapılacağı söylenmişti. Biliyorsunuz daha önce Beyaz Saray'a gidecekti Cumhurbaşkanı. O randevu iptal edildi. NATO zirvesinde bir araya gelecekler dendi. İkili bir görüşme olmadı. Biden'la burada da aynı yemek masasında oturdular. Yan yana oturdular. Toplantıda ayaküstü sohbetler oldu ve gündemde ağırlıklı olarak F16'lar ve F35'ler için Türkiye'nin ödediği para, o paranın iadesi meseleleriydi. Bu konuda Biden'dan söz aldığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ukrayna konusunda NATO'nun hassasiyeti belli. E, bu konuda sorulan sorular Cumhurbaşkanı Gazze ile karşılaştırıldı. Yani bu kadar Ukrayna ile ilgileniyor dünya niye Gazze ile ilgilenmiyor siz ne yaptınız diye ikisini karıştırmamak lazım NATO'nun konsepti başka başka Gazze'ninki başka e, biz orayla ilgili de elimizden geleni yapıyoruz e, bu bir savaş Rusya ile Ukrayna arasında biz de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü e, saygı duyuyoruz bunu da her platformda ilan ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Putin'le yani Rusya ile Ukrayna arasında bir denge politikası yürüttüklerini, e, savaş devam ederken e, müzakerelerin de devam etmesi gerektiğini, müzakerenin teslimiyet anlamı taşımadığını söyledi. Zaten Putin'le görüşmesinde de ara bulucu olmak istediğini söylemişti. Her ne kadar Kremlin'den yapılan açıklamalarda ara buluculuk talebine çok sıcak bakılmasa da Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi. Burada da Zelenski ile bir görüşmesi oldu. O aynı şekilde orada da bir ara bulucu teklifi vardı. Ama tabi bunlar daha hayata geçecek aşamada değil. Bu arada tabii NATO'nun e, üyelerine Rusya'ya karşı 40 milyar dolarlık daha doğrusu Ukrayna'ya e, destek anlamında 40 milyar dolarlık bir e, destek vermesi konusu da sonuç bildirisine girdi. E, zirvenin tek gündem maddesi hemen hemen e, Ukrayna'ydı ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin batının talep ettiği gibi Ukrayna'ya destekle ilgili de son derece güçlü e, değerlendirmeler sonuç bildirisinde yer aldı. Yavuz Bey eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyaset sahnesini terk etmeye hazır görünmüyor. Sürekli bir yorumlarda bulunuyor. CHP içinde bazı milletvekilleri üstünde hala etkili olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları nasıl yorumlanıyor acaba? Kılıçdaroğlu kendisi söylüyor zaten. Yani ben siyaseti bırakmadım diyor. Bu düzen değişene kadar siyasete devam edeceğim diyor. Onun yöntemi nasıl olur, nasıl yapılır? Buna ilişkin Çevresinden gelen sinyaller başka, kendisinden gelen sinyaller başka. E, bu 50 milletvekili bana bağlı sözlerini yalanladı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biat etme kültürü yoktur, tartışma kültürü vardır diye. Ama CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, çünkü listeyi de kendisi yaptı, milletvekilleri var. Bu ne diye götürür Kemal Kılıçdaroğlu'nu? E, %37 ile birinci parti olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Yeniden bir genel başkanlık tartışması açar mı? O çok kolay görünmüyor. Çünkü neticede CHP seçmeni de ki yapılan son anketlerde oy yine AK Parti'den yukarıda son birkaç aydır böyle devam ediyor. Evet. CHP seçmeni de yeni CHP yönetimine önümüzdeki süreçte bir kredi vermiş görünüyor. O kredinin sonuçlarını görmek isteyecektir. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu ve taraftarları Ekrem İmamoğlu'na çok kızgınlar. İşte İstanbul Kongresi'nde sonra CHP'nin genel büyük kurultayında delegelerle para ilişkisi kurduğu yönünde iddiaları söz konusu. Bir tüzük kurultayı toplanacak CHP'de. Bu tüzük kurultayında seçimli olsun diye delegeler devreye girerler mi? Böyle bir öneri gelir mi? E, bu da çok konuşuluyor ama bu konuda da net bir tavır yok. Ama Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki isimlerin bunun bir seçimli kurultaya dön dönüştürülmesi için çaba sarf ettikleri görülüyor. Bir taraftan CHP, eski Erdal İnönü'nün başında olduğu SHP 90' 80'li yıllarda yeniden canlandırılıyor, bir parti kuruluyor. Bunun arkasında geçmişte Kılıçdaroğlu destekleyen Bülent Kerimoğlu gibi isimlerin olduğu iddia ediliyor. Eğer CHP'de tüzük kurultayında bir seçim olmazsa SHP'de mi devam eder iddiaları var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kılıçdaroğlu bunu da yalanladı. Yani biraz Kılıçdaroğlu tarafında kafa karışık. CHP'nin genel merkezinde ise genel seçimin kazanılmasının getirdiği bir özgüven söz konusu. Onun için kısa dönemde Kılıçdaroğlu'nun karar verici konumda siyasete devam etmesi çok kolay görünmüyor. Ama siyasetten vazgeçecek gibi bir görüntüsü de yok. Günlük siyasetin içerisinde tam da göbeğinde hemen her konuda fikrini net bir biçimde ortaya koyuyor. Koymaya da devam edeceğini kendisi de ilan etmiş durumda zaten. sayın dinleyiciler. Yavuz Oğan'la Türkiye gündemini dinlediniz. Bu bölümü biraz sonra podcast olarak da sitemizde dinleyebilirsiniz veya Spotify'da veya diğer kullandığınız podcast programlarında. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.36'yı gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Yayınımıza devam etmeden önce birkaç güncelleme yapmak istiyorum. İki tutuklanan e, tutuklanan ve e, casuslukla suçlanan iki Avustralya'nın isimleri açıklandı. Kira Korolev ve kocası Igor Korolev 62 yaşında casuslukla Rusya adına casuslukla suçlanıyorlar. Bu arada Nepal'de bir toprak kaymasında iki otobüsün nehre doğru sürüklendiği ve e, 40'tan fazla e, pardon 66'dan fazla yolcunun e, kayıp olduğu belirtiliyor. Şimdi sizden gelen mesajlara dönüyorum. Ramazan Gökdemir Bey, SBS yönetimi CHP'nin sözcüsü ve taraftarı olan Yavuz Oğan'dan ne zaman vazgeçeceksiniz eğer vazgeçmiyorsanız lütfen gazeteci Abdurrahman Uzun ile de söyleşi yapmanızı önemli istiyorum artık gelikten vazgeçin demiş bu dinleyicimiz ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Ülkenin işçisi, emeklisi, dar gelirli insanları yoksulluk çekiyor. 10 milyon mülteci insanların işlerini elinden almış. Ülkenin sokakları güvensiz duruma gelmiş. Saray ve şukarası 5 uçakla Amerika'ya gidiyor. Zırhlı aracını kargo uçağıyla götürüyor. Anlı secdeye geliyor denen şahıs Arap şehirlerini özeniyor. Ne de olsa Müslüman. Bazı güruhlar onun yediğinden, içtiğinden gezmesinden gurur duyuyor. Demiş bu dinleyicimizde. de Sayın dinleyiciler biliyorsunuz Naydok haftasındayız Naydok haftasının tarihi 1920'lere dayanıyor Başta bir protesto Günü olarak öne çıkan Naydok yıllar içinde Aborjin ve Torres Boğaz Adalı halkların Kültür ve tarihinin kutlandığı Bir haftaya dönüştü Bu hafta sonu da sona erecek Pazar günü itibariyle 14 Temmuz'da sona erecek Şimdiki bölümümüzde Avustralya tarihine ve kıtanın yerlilerine yönelik soykırıma bakıyor. Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SBS Audio Podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz. Britanya'dan gelen sömürgeci yerleşimcilerle Avustralya'nın yerli halkları arasında 100 yıldan fazla süren çatışmalara sınır savaşları adını veriyoruz. Avustralyalıların yurt dışında katıldığı savaşlar her yıl anılsa da Avustralya'yı Avustralya, yı Avustralya yı yapan ve Britanya'nın kıtayı sömürgeleştirme sürecinin bir parçası olan bu savaşlar tarihin bir parçası değil. SBS Türkçe ilesiniz. Kaptan James Cook şimdi Avustralya olarak bildiğimiz topraklara ilk geldiğinde tüm kıtayı Terra Nullius olarak ilan etti. Kimseye ait olmayan topraklar. Yüzlerce farklı aborjin ve Torres Körfezi adalı uluslar ve kabileler ve yüzbinlerce Avustralya yerlisi bir anda Britanya monarşisinin tebaası oldu. Terra Nullius, Avustralya'nın temelini oluşturan ve sömürgeci yerleşimcilerle yerler arasındaki son derece yıkıcı sınır savaşlarının fitilini ateşledi. Bu savaşlar yakın zamana kadar da kabul edilmedi. Bir Arranda ve Kalkadon kadını olan film yapımcısı Rachel Perkins Avrupalı kökenlerde olduğunu belirtiyor. Yapımcılığını üstlendiği Avustralya Savaşları belgeselinde yerli halkların topraklarını Britanyalı yerleşimcilere karşı korumaya çalışması hakkında bilinçlenme yaratmak istediğini söylüyor. Let's begin with the, title, the Australian Wars. Önce başlıktan başlayalım. Avustralya Savaşları. İnsanlar bu tabiri daha önce duymamış olabilir ki biz de özellikle bu başlığı seçtik bu yüzden. Çünkü Britanya İmparatorluğu tüm kıtayı kendinin olarak ilan edip işgal edince başladı. Ancak sonra bugünkü federal devleti kuran Avustralya'nın sömürge yönetimi savaşı bitirdi diyor. Avustralya savaşları 1788'de Britanya donanmasının geldiği andan 1930 ortalarına kadar tüm kıtayı kapsıyordu. Ancak bu savaşlar 20. yüzyılın sonlarına kadar okullarda anlatılmadı. Varlığı bile kabul edilmedi. Profesör Henry Reynolds, ülkenin en saygın tarihçilerinden ve savaş tarihi uzmanı. 1966'da tarih öğretmeye başladı. ilk dönemde aborjin halklarının tarih kitaplarına neredeyse hiç olmadığını söylüyor. bu sadece iki yerde laf arasında bahsediliyordu. Dizin bölümünde yoklardı. Son dönemde çatışmaların aslında savaş olduğu kabul edilmeye başlandı. Bu savaşlar günümüzde anladığımız anlamda savaş değildi diyor çünkü savaş daha çok gerilla savaşını andırıyordu. Çok dağınık ve çok ufak çaplı olarak görüldükleri için tam anlamıyla savaş olarak yorumlanmıyorlardı. Üniformalar veya yürüyüş yapan askerler yoktu klasik anlamda birlikler veya savaşlar yoktu. Ancak tabii ki bir tür savaştı diyor. Avustralya sınır savaşları uzmanı Dr. Nicholas Clemens de aynı fikirde. Birinci ve ikinci dünya savaşlarını yarattığı kavram yanılgısının savaşa bakış tarzını değiştirdiğini düşünüyor. We... Clements, o dönemde savaş olduğunu biliyorlardı. Sömürge belgelerinde savaş olarak kayda geçmiş. Ancak 20. ve 21. yüzyılda bunu göz ardı ettik. Ayrıca birçok insanın bunları savaş olarak görmemesinin gerisinde siyasi sebepler yattığını düşünüyorum, diyor. Siyasi sebeplerin başında Teronolius ve Britanya yasaları arasındaki tezat yatıyor. There's a contradiction at the heart of these wars. Bu savaşların temelinde Britanya'nın işgalini tanımlamasındaki tezat yatıyor. Aborjin halkları Britanya tebaası olarak kabul edildiği için imparatorluk onlara resmi olarak savaş ilan edemezdi. Rachel Perkins aksi halde kendi vatandaşlarına savaş ilan ediyor olurlardı diyor. Ancak Britanya kıtanın işgalinin başarılı olması için askeri güç kullandı diye de ekliyor. Avustralya sınır savaşlarının tanınması 1990'ların başlarında devrim niteliğindeki Mabo kararıyla Terra Nullius'un yasalar önünde iptal edilmesi sonrası mümkün oldu. Up <Sessizlik> Profesör Reynolds o ana kadar aborjinlerin toprağın sahibi olmadığı düşünülüyordu. O yüzden de çatışmalar toprağın sahipliği yüzünden olamazdı. Toprağa ait yasal hakları yoktu. Ancak 1992'deki karardan sonra olaya bakış açısı değişmek zorunda kaldı. Çünkü çatışmalar savaşların asıl nedeni üzerinden gerçekleşmişti. Toprağa hakim olmak diyor. Dr. Clements, Britanya İmparatorluğu'nun topraklar üzerindeki yerli halklarını kabul etmemesinin tarihte nadir görülen bir olay olduğunu söylüyor was Britanya'nın Avustralya'yı sömürgeleştirmesi projesinin temelinde hatalı bir düşünce yatıyor. Sömürgeleştirdikleri tüm diğer bölgelerin aksine Avustralya'da toprağın yerli sahiplerinin egemenliğini kabul etmediler. Bu yüzden de yerlerle bir müzakere süreci gerçekleşmedi. Günümüzde bile yerlerin toprak hakları konusunda sıkıntı yaşamamızın nedeni de bu diyor müzakere eksikliği son derece yıkıcı bir şiddet sarmalına neden oldu. Uzmanların ortaya çıkardığı sömürge kayıtları ve arkeolojik deliller şiddetin devasa boyutunu gözler önüne seriyor. Avustralya Ulusal Müzesi arşivlerinde 400'den fazla aborjin ileri geleninin kalıntılarını tutuyor. Kalıntıların çoğu idam, kafa kesilmesi ve katliamların izlerini yansıtıyor. Rachel Perkins katliamlardan sonra hayatta kalanların torunlarının olanları hep hatırlayacağını söylüyor. A lot of Aborjinlerin birçoğu tarih Aborcinler üstlerinde taşıyor. Aborjinler kendilerine, ailelerine ne olduğunun hikayelerini dinleyerek büyüyorlar. Ben de halkımın Queensland'de maruz kaldığı katliamları, ninemin maruz kaldığı vahşi tecavüzü bilerek büyüdüm diyor. Tazmanya'da 1824 ve 1831 yılları arasında gerçekleşen kara savaş, Avustralya tarihindeki en şiddetli sınır savaşı olarak kayıtlara geçti. War, known, Dr. Clemens, kara savaşın Avustralya tarihindeki coğrafya olarak en dar bölgedeki savaş olduğunu söylüyor. Clemens, şiddetin boyutu yüzünden sömürge yetkilileri ve yerleşimcilerin dehşete düştüğünü söylüyor. Aboriginal resistance was striking. Everybody knew somebody in the colonial world who who had been killed or Aborjin direnci inanılmaz boyuttaydı. Sömürge dünyasında herkes aborjinler tarafından öldürülmüş veya yaralanmış, çiftliği yakılmış birini tanıyordu. Dehşet vericiydi diyor. Bazı yetkililer ciddi ciddi Tazmanya'yı terk etmeyi bile değerlendirmiş. Ancak sonunda Avrupalılar galip geldi ve Tazmanya yerlilerinin neredeyse hepsini katlettiler. Cinsel saldırılar yüzünden çatışma daha da şiddetliydi. The trigger Dr. Clemens şiddeti tetikleyen bir neden de cinsel saldırılarda diyor. Bunun merkezinde de yerleşimciler arasındaki cinsel dengesizlik olduğunu söylüyor. Tazmanya'da her kadına karşı 10 ila 12 erkek vardı ancak sınır bölgelerinde egzotik ve çıplak aborjin kadınlar vardı. Bu kadınların neredeyse insanlığını sorgulamayı öğrenmiş ve her koşulda saygı hak etmediklerini düşündükleri insanlar diyor. Aborjin kadınlara yönelik kaçırma ve tecavüz o kadar yaygındı ki Clemens bazı kabilelerin hayatta kalmasının tek nedeninin bu saldırılar olduğunu düşünüyor. Sömürge yönetimi aborjin direncini kırmak için bir de paramiliter yerli polis birlikleri kurarak halkın üstündeki baskıyı arttırmış. Them... Profesör Reynolds yerlileri askere alıp onları askeri güç olarak kullandılar. Aborjin direncini kırmak için bu birlikler şüphesiz çok etkiliydi diyor. Yerli askerlerine üniforma silah ve at dağıtıldı. Clements beyaz subaylarca manipüle edildikleri kırsaldaki uzmanlıklarının kullanıldığını düşünüyor. Sadece Queensland'deki yerli polislerin katlettiği insan sayısının 10 binlere çıktığı belirtiliyor. Bazıları 60 ila 80 binden bahsediyor. Bu dehşet verici rakamlar bu yıkıcı sürecin üstünde ahlaki bir sis gibi iniyor diyor. Rachel Perkins, Avustralya Savaşları belgeselini çekerken tüm bu yıkıcı tarihle yüzleşmek zorunda kalmış. I found Anneannemin ses kaydını buldum. Annesinin ailesinin katliamını anlatıyordu. Daha önce hiç duymamıştım. Daha önce olayın geçtiği bölgeye hiç gitmemiştim. Belgeseli yapana kadar da nerede olduğunu öğrenememiştim diyor. Kendi ataları yerleşimci olan Dr. Clements, geçmiş adaletsizlikleri ortaya çıkarmak için Avustralyalıların utanç duygularının üstesinden gelmesi gerektiğini söylüyor. Herhangi birinin atalarının katliamlarda rol alıp almadığına bakmadan hepimiz aborjin topraklarının mirasçısıyız ve bu topraklar çalınmış hepimizin bu tarihi ortaya çıkarmak için asgari bir şeyler yapması lazım. Bu tarihle barışıp daha iyi bir geleceğin inşası için diye konuşuyor. The Australian Wars belgeseli SBS On Demand'den izlenebilir. SBS Audio Podcast'ını dinlediniz. Diğer Merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sbs.com.au bölü Australia Explained sitesini ziyaret edin. ...SBS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyiciler... ...ismini vermeyen bir dinleyicimiz ...birlerin deyimiyle dünya lideri... ...Suriye'nin iç işlerini karıştırdı... ...5 milyondan fazla sığınmacıyı... ...ülkeye doldurdu... ...10 yıldır Avrupa'nın güvenliği için besliyor... ...şimdi kalkmış Esad'la görüşebiliriz diyor... ...katil Esad, dost Esad oluyor... ...180 derece dönüş yapan... ...dünya liderine... ...iyi şanslar demiş bu dinleyicimiz... Sayın dinleyiciler şimdi hafta sonundaki maçlara bakıyoruz. Euro 2024'te İspanya-İngiltere finali Avustralya Doğu kıyıları saatiyle pazartesi sabah 5'te başlıyor. Copa Amerika finalinde ise Arjantin-Kolombiya pazartesi saat 10'da karşı karşıya gelecek. Toplum takımlarımıza bakacak olursak Premier Lig'deki Anadolu Spor, Hume City bu akşam 19.45'te deplasmanda Dandenong City ile karşılaşacak. Anadolu Spor ligde 4. sırada Dandenong ise 6. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. liginde lider olan Hilal Spor, Whittlesey United ise bu akşam 20.15'te FC Strathmore deplasmanında. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligindeki Albion Türk gücü Albion Rovers yarın 3'te deplasmanda Uni Hillsla oynayacak. Ve aynı ligdeki Çağrı Spor'da Hume United aynı saatte deplasmanda Hoppers Crossing ile mücadele edecek. Sayın dinleyiciler yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Haftanın son yayını. Bir sonraki yayınımız 15 Temmuz pazartesi saat öğlen 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz.